Peki bu arada bir sorum daha var. Şimdi aslında Biden, İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı desteklemiyorum derken bir felaket planını da ağzından kaçırdı. Ee, İran ve pardon İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kabinesi yani İsrail kabinesinin koordineli bir şekilde çalıştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ortada belli ki bir felaket planı varmış. Ee, bu konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir yorum yapılıyor mu? Yani aslında İran, e, İsrail'in felaket planı, İran'daki nükleer tesisleri vurmaktı. Buna da Biden ya da Amerika müsaade etmedi. E, i̇şte size felaket planı falan. Bunu böyle söyleyen var mı? Aslında şu soruyu sormak lazım. Ee, son zamanlarda Netanyahu Biden'ı ne kadar dinledi? ya da Netanyahu'nun eylemleri Amerika'daki siyasi erkten ne kadar bağımsız verildi bu da önemli çünkü e, o Temmuz'un e, sonuna doğru kongreye gelip konuştuğu Biden'la Kamala'yla Trump'la görüştüğü seyahatten sonra dediğimiz gibi bölge bir daha yani zaten eskisi gibi değildir daha da eskisi gibi değil yani artık hiçbir şey kırmızı çizgi değil bölgede hiçbir şey tahayyül edemediğimiz bir durumda değil mesela yarın sabah kalktığımızda İsrail İran'ın petrol kuyularını vurdu desek mesela geçen yılın Eylül ayındaki şaşırmamızla yarın sabahki şaşırmamız aynı olmaz. Ondan dolayı çok tuhaf bir zamandan geçiyoruz. Yani Netanyahu ne kadar burada söz dinliyor. Biden'ı ne kadar sallıyor amiyane tabirle. Ondan dolayı Biden'ın bugünkü açıklaması da manidar. Diyor ki biz İsrail'e izin vermiyoruz. Biz onlara Fikir veriyoruz, yani bu, böyle özetledi. Yoksa bizim iznimizle iş yapmıyor. Bir de e para veriyoruz, getirdik. bir de silah Haydi veriyoruz, konuyu. bir de bomba veriyoruz. İzin veriyoruz. Evet, yani şunu söylüyorlar, yani bomba silahı, bombası, zaman. parasından ziyade diyor ki ABD. Son kararı onlar veriyor. Yani biz bütün yardımları, fikri, aklı veriyoruz. Son karar onlar veriyor. Böyle bir. E, açıklama getirdi Başkan Biden buna. Ama dünkü açıklama netti. Yani nükleer tesislere dokunma dedi. Peki o zaman şuna geliyoruz biz. Lübnan'ı işgal etme de demişti. Ya da refaha girme demişti. Ya da ateşkes yap da demişti. Şimdi bunların hiçbirini dinlemedi Netanyahu. Peki nükleer tesislere dokunma demişken Biden, nükleer tesislere dokunursa ABD ne yapacak? Netanyahu'ya yaptırım uygulayıp yakalama kararı mı çıkaracak? Zaten en tehlikeli olan yer de bu artık. Ondan dolayı Netanyahu'nun biz bu kadar pervasızlaştığını bölgede belki de hani bir süredir e, yani suya çizilen o kırmızı çizgileri aşmasının bu kadar rahat aşmasının sebebi bu. Yani şöyle diyor ne yapacaksın? E yaptım ne yapacaksın hadi bakalım der gibi. Çünkü Netanyahu da çok iyi oynuyor Amerikan iç kamuoyu ve siyasetiyle. Diyelim ki Netanyahu gitti İran'ı vurdu. Büyük bir felaket e, yaşıyoruz biz bölgede. Biden daha ağzından sen ne yaptın çıkmadan Netanyahu diyecek ki iç kamuoyu ve kongreye Amerika'nın en büyük düşmanını vurdum diyecek. E, Nasrallah da da öyle dedi. Ben teröristi öldürdüm dedi. Haniye de de öyle dedi. Sizin teröristinizi öldürdüm dedi. Kağıt üzerinde doğru söylüyor çünkü içeriye oynuyor. Yani bunu hiç küçümsemeyelim Netanyahu akıllı bir siyaset izliyor Amerika özelinde. Nisan ayında da öyle oldu. Amerika BM Güvenlik Konseyi'nde veto vermedi. Ateşkes tasarısının geçmesine izin verdi Ramazan ayında. Netanyahu gitti İran'ı vurdu Şam'da. Hemen o bütün desteği geri topladı. Daha sonra kongreye geldi yine topladı. Şükrü öldürdü, Haniye'yi öldürdü, Nasrallah'ı öldürdü. Netanyahu çıkıp diyor ki ya sizin bütün işinizi de ben yapıyorum kardeşim. Amerika'nın bütün pisliğini ben temizliyorum ha getiriyor ondan dolayı bana ses çıkarmayın diyor e kongrede hizaya geliyor yani böyle işliyor o e, sindirme politikası peki şimdi peki, bekletiyorum ha? size bir ama bunu sormam lazım hepinize yani e, tüm bunlara rağmen e, tüm bu işte Biden'ın hayır demesine rağmen İsrail bir delilik yapıp nükleer tesis vurur mu vurmaz. Ha. Bu defa arzu etmediği bir durumla karşı karşıya kalabilir çünkü İran'ın fragman noktasında gücünü gördü. Bir üst seviyede İran çok daha büyük bir saldırı kabiliyetine sahip. Hiçbir şey yapmazsa 10 kişi intihar saldırısı düzenler, Hayfa'da bir vatandaş sokağa çıkamaz hale gelir. Netanyahu bu riski almayacaktır. Çünkü uzun yıllardan beri İsraillere şunu vaat etti Yahudilere. Dünyanın en güvenli limanını kuruyorum. Hayır. Şu anda bir Yahudi için dünyanın en büyük zorbalık alanı haline geldi İsrail. O bakımdan bu hatayı asla yapmamalıdır. Delilikte de yapmayacaktır. Bu manada Yapmayacaktı. bence. Aynı soru. Şimdi. E, Çünkü ben, söylediği şey doğru. Onu vurma dedi yaptı. Bunu yapma evet, dedi yaptı. Evet. girme dedi girdi. Lübnan'a girme dedi girmeye çalışıyor. Biden, Bakın girdi demiyor. Biden, Biden. Girmeye çalışıyor. Mükterral saldırı yok derken. Netanyahu bu çılgınlığı da yapar mı? Bakın bunu yani Netanyahu deneyebilir ama hocamın söylediği bir mesele var. Şöyle bir mesele bakın İran'ın saldırısıyla savaşın İsrail'in içine taşınması eş zamanlı oldu. Belli ki koordineli. Şimdi İsrail bu tür işleri hiç tartıştırmıyor. Bakın içeride bir bomba patlattılar bir araç bombalandı. Kassam Tugay İslami Cihat ve Hamas beraber yaptı. Olayı hiç tartıştırmadı. Bu saldırıdan hemen önce İsrail'in içinde Yafa'da sokak çatışması yaşandı. Yani sızdı Hamas açıkladı çünkü Hasan Tugayların eylemidir diye ve devamı da gelecek diye Bir açıklama yaptılar. Bir nevi intihar saldırısıydı o. Efendim? Bir nevi intihar saldırısıydı. Evet yani bakın bunun devamı gelecek diye açıklama yaptılar ve bunu hiç tartıştırmıyor. İki saldırı beraber oldu. Savaşı İsrail'in içine çekiyor yavaş yavaş sızmalarla. Şimdi buna bir de demin de söylediğimiz gibi yani artık İsrail'in dokunulmazlık olayı bitti. Bakın İran'dan gelen bazı bilgiler var. Özellikle bu füzeler konusunda biliyorsunuz İsrail şey İran füzelerinin ilk aldığı şey Yugoslavya'dan almıştı. Sonra Çin ve Kore teknolojisiyle kendisi geliştirdi. Ambargoya rağmen Geliştirdi. Peki başarılı oldu mu? Şekilada gözüküyor. Ve bundan da ne kadar var? Bir de yeni hangileri var? Onları da bilmiyoruz. O nedenle Abi, ben bilmiyoruz. önümüzdeki günlerde İsrail'in bu hesapları da yaptığını sanıyorum. Oh. Çünkü İsrail'in orada iyice sıkıntıya girmesi Amerika açısından da bir durum. Bu mu? arada İran, İsrail 8 dakikada vurdu. Bakın, 8 dakika sürdü bir balistik füzenin, hipersonik füzenin abi oraya gitmesi. Drone gibi böyle saatte değil, git git bravo. değil. Yani. 13 8 13 katı. Sesin 13 katı hızla bir e, yarın e, Aydınlık Gazetesi'nde İranlı bir uzmanla yapılmış bir röportaj var. O e, çok sesin 13 katı hızında ve çok özel bir e, füze geliştiriyorlar. Tabii belli bir teknolojiyi açtıkları gözüküyor. Nereden almışlarsa, teknoloji nasıl gelişti, kendi imkanlarıyla... ...hani öldürülen bir füze uzmanı vardı, onun devamı şeklinde de şey söyleniyor. Suikastla öldürdükleri. Evet, onu da söylüyorlar zaten, Deva, onun devamıdır diyorlar, onu da anıyorlar. Yani bu nedenle ben çok rahat, ha şu İsrail'de Netanyahu'yu normal bir mantıkla değerlendirmek doğru, zor. Doğru, doğru. Yapabilir mi? Yapabilir. <laughs> E, hedef şaşırarak petrol kuyularını gösterip oraya yapabilir mi? Yapabilir. Ama bakın İran'ın söylediği bir şey daha var. İran'ın söylediği hava sahasını İsrailli uçaklara açanlara dü açanları düşman kapsamında alacağım diyor. Bakın şurada hangi ülkeler var hava sahası? Direkt Ürdün'e söylüyor bence. Ürdün, e, Ürdün, Ürdün yetmez. Ürdün. Ürdün. Önce ona söylüyor. Suudi Arabistan var, Irak var. Tabii. Var var. Yani Doğru. orada onlar açarsa şimdi başka bir sürü sorun daha çıkacak. Şimdi o ülkeler ne diyecek? Ha o ülkelere de metezoru yapabilir mi? Yapabilir. Yani o da mümkün. Abi üstleri var orada. Peki Amerika'ya ya Amerika ben de karşılık vereceğim diyor ya eş zamanlı. Ya hangi uluslararası hocam hangi hukukta var böyle bir şey? Eşkıya hukuk hukuku başka ki? bir şey değil ki. Hani ya. Hukukun üstünlüğü değil de üstünlüğü e Amerika dedi ya beraber karşılık vermeyi düşünüyor. Biz de kar karşılık vermeyi düşünüyor dedi ya. Bir dakika bugün farklı bir şey söylüyor. Ama dün bakan yardımcısı aynısını söylemedi mi Yunus? Ya Amerika bu? ne diyor yani? Birlikte şimdi bakın, düşünüyoruz. Bir dakika. Birlikte düşünüyoruz demedi mi? Birlikte, Birlikte yanıt. Hayır hayır. Birlikte üzerinde çalışıyoruz. Ya hayır, yani. hayır hayır. Dün bakan yardımcısının ya onu açıklaması. Onu öyle dedi. E bugün Ama şimdi bugün Yunus'un yaptığı açıklamadan şeyi anlıyoruz. Yönteme birlikte çalışıyor. Ben de öyle algıladım. Vurmaya değil ama yani, ben de öyle anladım. Şu, bir dakika. Yunus bunu bir netleştirelim. Ee, örnek veriyorum. Petrol kuyuları vurulacaksa... Yani bu Pentagon'un açıklaması bugünkü de dahil... Sen bugüne kadar bütün bu takip ettiğin açıklamalar, yaptığın görüşmeler neticesinde... Amerika Birleşik Devletleri'nin uçakları doğrudan kalkacak, havalanacak ya da füzeleri... İran'daki petrol kuyularını mı vuracak, yoksa Amerika Birleşik Devletleri sahnenin gerisinde yine ya da hemen <laughs> İsrail'in <laughs> arkasında, belki bu kez çok daha güçlü bir şekilde olacak ve bu işi İsrail mi yapacak? Sen ne anladın? Benim anladığım şu, yoksa Amerika ondan bir dolayı zaten veriyor. hep ısrarla ısrarla onu söylüyorum. Pentagon bugün çıkıp deseydi ki. Her zaman dediği gibi, hayır, biz saldırıda yokuz deseydi olay netleşecekti, demedi. Bunu bir kenara koyalım. Dünkü açıklama Başkan Biden'dan, bugünkü açıklama ve dün Bakan Yardımcısının söylediği, anladığımız şey şu: plan, hedef, şekil ve boyut. Bu dört konuyu ABD ve İsrail ortaklaşa görüşüyor. Bu net ortada. Yani bunu daha açık ve net söyleyemezlerdi. Nasıl yapılacak? Nereye yapılacak? Hangi boyutta yapılacak? Bu konuda Tel Aviv ve Washington belli ki ortak çalışıyor. Ama ABD'nin şu an İran'a yani bağımsız egemen bir ülkeye saldırması için ki Amerikan e, askerlerine ya da Amerikan ana toprağına saldırmamış bir ülke İran şu an için. Ondan dolayı bundan Kongre'nin izin evet vermesi yani. lazım. Çünkü burada bir savaş ilan etmeniz lazım. Vuramazsınız. Peki bu noktada ABD nasıl yardımcı olabilir? Belki üslerini kullandırabilir. Orada İran'a çok yakın bir sürü üssü var ABD'nin. Irak, Katar, Bahreyn, Bahreyn hepsinde var zaten Amerika'nın üssü. Ondan dolayı ABD belki istihbari katkıda bulunabilir. Belki üst katkısında bulunabilir. Belki de havada tanker uçağı katkısında bulunabilir. Bunlar ABD Kongresinin yetki vermemesinden ötürü ne kadar Anayasayı ihlal eder? Böyle bir şey yapabilirler mi diye tabii Anayasal tartışmalar çıkabilir ama hani kim gidecek onun arkasından yani sonuçta İsrail'e destek vermişsiniz. Ondan dolayı onun arkasından bir şey çıkmaz. Amerika evet. destek vermek isterse verir. O zaman şu, şu, şunu bir netleştirelim. Amerika'da bu konuda farklı bir bakış açısı yok. Topyekün aynı şekilde mi bakıyorlar bu işe? İran'a verilecek yani Topyekün olmasa da şeyi biliyoruz. Yani dağılımı kongrede %90 İsrail yanlısıysa belki %5-10 İsrail karşıtı. Onlar da konusuna göre değişiyor. Ama yani çok ağır bir doğumlu İsrail yanlısı tabii ki de. Ben bir şey söyleyeceğim. Eğer şey sani Yunus da lütfen katkı e, koysun ya da yalnız da itiraz etsin. Şimdi tablo şöyle netleştirirsek bir, bir kere e, İsrail mutlak surette bir misleme ya da kontrol bir karşılık verecek. Bir. Net. Yani e, iki şiddeti konusunda Amerikasız bir planlama yapmıyor. O yüzden hani. Benim de kanaatim hocam gibi düşünüyorum, ee, nükleer testleri vurmayacak çünkü o iş biraz böyle işi rayından çıkaracak. Yani dönüşü olmayan bir yola e, götürecek hani bu e, köprüleri atmak gibi, köprüleri dönüşü olmayan gemileri yakmak gibi olacak. Onu şu anda yapmayacak ama mutlak suretle petrol, doğalgaz ya da askeri noktalar yani ekonomik noktalar ve askeri noktaları bir şekilde vuracak. Peki kayıp verirse ne olacak? Devam ediyorum. Burada mesele şu. Yanıtını bilmedi. arka nasıl kayıp Aslında kayıt? benim bir tahminim Şöyle. var. Ama dediğim gibi yanılıyorsam Yunus e, itiraz etsin ya da hani katkı sunsun. Şu. E, İsrail vurduktan sonra İran yeniden sert bir şekilde topa girerse orada Amerika'nın doğrudan İran'a bir sert askeri bir müdahalede bulunma olasılığı çok ama çok yüksek. Ve soyurlar İran açıklarında bekliyor abi. Üzerlerinde bunun, için, bunun için bir karar var. gerekiyor mu var. Hiç önemli. Yunus. Yok ama olacak ya. Yani. Normalde gerekir çünkü şöyle yani İran egemen bir ülke. İran devlet dışı aktör değil. Mesela İran yani Birleşmiş Milletlere üye egemen bir ülke. Amerika'nın bu ülkeye saldırabilmesi için kendi askerlerinin ya da bir askeri varlığının ya da topraklarının saldırıya uğramış olması lazım. Yani uluslararası hmm. düzende şöyle bir şey yok. Ya sen İsrail'e vurdun, İsrail'i ben çok severim, dostumdur, aramızdan susuzmaz o zaman ben de sana saldırıyorum. Yani böyle bir şey yok uluslararası düzende. Amerika'nın anayasal olarak da şey diyor, şey, kongreden ben, yetki alınması lazım. Var.